Büyük Kanyon 1600 kilometreden daha fazla bir derinliğe sahiptir. Gün ışığı değiştikçe kanyondaki kayalar farklı renkler alıyormuş gibi görünürler. Aztek tapınakları 1000 yılı aşkın bir süre önce Aztek Kızılderilileri tarafından yapılmıştır. Dünyada her yıl tutulan balıkların neredeyse yarısı Büyük Okyanus'tan gelir. Avrupa kıtası Asya'ya bağlıdır. Aradaki sınır boyunca sıra dağlar bulunur. Stonehenge'in bir zamanlar güneşe tapanlar tarafından kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Uzmanlar hala bu koca taşların nasıl oynatıldığını anlayabilmiş değillerdir. Eyfel Kulesi, 100 yılı aşkın bir süre önce inşa edilmiştir. O zamanlar 300 metre yüksekliğiyle kule dünyanın en yüksek binasıydı. (Gülüyor) 30 yıl boyunca Berlin Duvarı, Berlin şehrini iki kısma ayırdı. 1989'da duvar kısmen yıkıldı ve Berlin tekrar tek bir şehir haline geldi. Kolezyum dünyanın ilk spor stadyumudur. Bazen kolezyumun içerisinde yapay bir göl oluşturulur ve burada deniz savaşı gösterileri düzenlenirdi. Eski zamanlarda Atina dünyanın en önde gelen şehriydi. Şehirde tarihi yapıların kalıntıları hala yenilerinin yanında varlığını sürdürmektedir. Asya 7 kıta arasında en büyük olanıdır. Hindistan'da bir kral, Tac Mahal'i kraliçesine mezar olarak inşa ettirmiştir. Tac Mahal'in inşaatında binlerce işçi çalışmış ve inşaat 20 yıl sürmüştür. Bangkok şehri ilk kurulduğunda nehirler ve kanallarla çevriliydi. Henüz sokakların bulunmadığı bu dönemde insanlar kayıklarla veya fillerin sırtında seyahat ederlerdi. Çin imparatorları 9999 odadan oluşan imparatorluk sarayında yaşarlardı. Eğer doğduğunuz andan itibaren her gün başka bir odada yaşamayı deneseydiniz, 27 yaşına geldiğinizde hala hiç kullanmadığınız odalar bulunurdu. Çin Seddi dünyadaki en uzun duvardır. Tepesine muhafız kuleleri ve at arabaları için bir yol yapılmıştır. Fuji Dağı Japonya'daki en yüksek dağdır. Tepesinde sönmüş bir volkanın krateri bulunur. Afrika, yağmur ormanları, çöller ve çayırlarla kaplı bir kıtadır. Sahra dünyadaki en büyük çöldür. Sahra o kadar sıcak ve kurudur ki yağmur yağsa bile damlalar toprağa ulaşamadan buharlaşırlar. Kongo'daki tropik yağmur ormanı ilginç hayvan ve bitkilerle doludur. Nil dünyadaki en uzun nehirdir. Gize Sphinx'i bir aslan vücudu ve bir insan kafasına sahip dev bir heykeldir. Gize piramitleri uzun zaman önce Mısır krallarına mezar olarak inşa edilmiştir. Altın ve birçok değerli eşya da krallarla birlikte gömülmüştür.
Avustralya, 7 kıta arasında en küçük ve düz olanıdır. Ayers Kayası, Avustralya çölünün ortasında kocaman bir dağdır. Gün batımında parlak kırmızı bir görünüm alır. Avustralya'nın dış geri denen iç bölgesi düz ve kurudur. Burada çok az insan yaşar. Okyanusun kıyısında bulunan Sydney Opera binasının yelkene benzeyen bir çatısı vardır. Adası'nda dinozorlar zamanında bile var olan okaliptus ağaçları da dahil olmak üzere pek çok ilginç bitki bulunur. Merhaba dünya ilcisi. Şimdi resmini çekmemiz gereken yer ben dünya. Lütfen söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Kuzey Buz Denizi. O Büyük Okyanus. Yeniden dene. Lütfen söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Kuzey Buz Denizi. Doğru. Kuzey Buz Denizi dünyadaki en küçük okyanustur. Şimdi bir resim çek. Ah güçlü. Lütfen söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Hint Okyanusu. Bravo. Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında yer alır. Şimdi bir resim çek. Lütfen söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Kuzey Amerika. Çok güzel. Kuzey Amerika, Kuzey Buz Denizi'nin buzlu kıyılarından başlayıp aşağılara, vahşi ormanlarla kaplı topraklara kadar uzanan bir kıtadır. Neyse. Lütfen söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Asya. Harika. Asya, 7 kıta arasında en büyük olanıdır. Lütfen söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Avrupa. Harika. Şimdi bir resim. Neyse. Lütfen söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Avustralya. Harika. Avustralya, 7 kıta arasında en küçük ve düz olanıdır. Lütfen söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Afrika. Bravo. Afrika, yağmur ormanları. Şimdi bir resim çek. Lütfen söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Kuzey Amerika. Lütfen söyleyeceğim yere git. Asya. Ve söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Tac Mahal. Neredeyse geldin. Doğru. Hindistan'da bir kral. Şimdi bir resim. Neyse. Lütfen söyleyeceğim yere git. Avustralya. Ve söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Sydney Opera Binası. Neredeyse geldin. Çok güzel. Okyanusun kıyısında bulunan Sydney Opera Binası'nın yelkene benzeyen bir çatısı vardır. Lütfen söyleyeceğim yere git. Antarktika. Ve söyleyeceğim yerin bir resmini çek. Antarktika Yarımadası. Neredeyse geldin. Harika.